Canan Altıntaş yine olaylı bir yerde, bir yıkım var galiba. Hemen Canan, sözü sana bırakayım, hiç uzatmayayım. Söz sende. Evet Kerem Kırçuval, deprem sonrası Diyarbakır'da birçok binada hasar meydana gelmişti. O ağır hasarlı binalar boşaltılmıştı. İşte onlardan biri dün Şanlıurfa yolu Altınkaya Apartmanı 9 katlı bina yan yatmıştı. Ekipler çevre güvenliği almış. Diyarbakır Şanlıurfa karayolu kapatılmıştı. Bugün kontrollü yıkım gerçekleştiriliyordu ve yaklaşık bir yarım saat önce kontrollü yıkım sırasında 9 katlı Altınkaya Apartmanı maalesef çöktü. Şu anda Diyarbakır'da da yine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlileri ağır hasarlı apartmanları tespit ediyor. Çünkü etrafında bulunulması da oldukça büyük tehlike arz ediyor. Bu yüzden çalışmalar da devam ediyor. Biz şu anda Galeria Apartmanı'nın enkazının önündeyiz. Çalışmalar sürüyor. Arama kurtarma çalışmaları. Diyarbakır'da sadece İki noktada kaldı arama kurtarma çalışmaları. Birisi şu an önünde bulunduğumuz Galeria Apartmanı enkazı, diğeri tesislerdeki Serin 2 apartmanı. Bu iki noktada bir can kurtarmak için ekipler canla başla çalışıyorlar. Bu arada şunu söylemekte yarar var. Yine termal kameralar sayesinde Diyarbakır'da özellikle Hisami Apartmanı'nda birçok canımız kurtuldu. Zaman zaman ses dinlemeleri yapılıyor. Termal kameralarla ısı tespiti yapılıyor. Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'na bağlı birçok cihaz vardı. İşte bu yerli ve milli cihaz sayesinde, ısı tespiti sayesinde birçok vatandaşımızın canı kurtuldu. Diğer bölgelerdeki o ısı tespit termal cihazlar deprem bölgelerine gönderildi ve oradaki arama kurtarma ekipleri de yine Adıyaman, Maraş ve Antep gibi, Hatay gibi deprem bölgelerine gönderildi. Şu anda da orada kullanılıyor ama buradaki ısı tespitlerini de zaman zaman yapıyorlar. Mesela Hisami Apartmanı'nda son 3 günde enkaz çalışması tamamlanmadan ve arama kurtarma ekiplerinin mücadelesi bitmeden yapılan incelemelerde umutların tükendiği sırada yapılan tespitlerde %85 oranında ısı tespiti yapılmıştı. Hemen sonrasında Beşir Yıldız 6 yaşındaki çocuğumuz Sabahat Varlı, oğlu Serhat Varlı kurtarılmıştı. Şu anda da yine bulunduğumuz noktada zaman zaman hem sismik dinlemeler yapılıyor hem de ısı tespitleri yapılıyor termal cihazlarla. O noktalarda aramalar daha çok genişletiliyor. Enkaz altındaki vatandaşların yakınlarının buradaki acılı bekleyişi de devam ediyor. Dondurucu bir soğuk var Diyarbakır'da Kerem Kırçıval. Özellikle akşamları dün gece -8'lere kadar yükseldi. Diyarbakır'da daha önce böyle bir soğuk yaşamamıştık. Son olarak şunu söyleyelim. Usulsüzlük yaptıkları ve kolon kestikleri iddiasıyla 49 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Bunlardan 32'si gözaltında ve 2 kişi firar. Soruşturmalar Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ettiriliyor diyelim. Sözü merkeze size bırakalım.